Kazanabileceğimiz ilk maçı kazanamadık. Ama bu milli takım arasını en iyi şekilde değerlendirmek istiyoruz. Yeni transferlerimizde takıma, kulübe alışma süreci iyi gelecek bu milli takım arası bize inşallah. Milli takım arasından sonra galibiyetlerle başlamak istiyoruz inşallah. Tamamen atlattım sakatlığı. Bu hafta oynayabilirdim ama hocamla da konuştuk. Hazır olmadığımı söyledim. Bu haftadan itibaren inşallah Antalya maçından itibaren ben de forma şansı bekleyeceğim hocadan. İlk 3 hafta öyle bir ki 9 puan da alabilirdin, 0 puan da alabilirdin. 6 da vardı, 7 de vardı, 4 de vardı. Ama maalesef bir puandayız. Tabii Galatasaray maçı yani baktığında 5 kırmızı kartın ve 8 dakikada uzatmanın olduğu var. Kesin yanlışı bulmak zorunda. Yani hakem yanlış karar vermişse onu bulmak zorunda. Doğru kararda yanlış aramasın var. Şimdi Cüneyt Hoca'yı tebrik ediyorum da. Yani iptal edecek kadar da cesaretli bir tavır sergiledi. Ya verdiği karar yanlış. VAR verdiği kararın yanlış olduğunu gördü. Hakemi çağırdı. Başlayacak. Milli takım arası diyoruz ama daha program belli değil ya. Hangi gün oynayacağımız belli değil. Ya bunu şey yapmak çok mu zor ya? İşte milli takım arası geldi. Acaba ne yapabiliriz? Yeni gelen oyuncular var. Bir kamp düşünülür mü? Veya Antalya'ya ne zaman gidebiliriz? Uçak saatlerini ayarlayacağız. Direkt uçaklar var. Ya maç tarihini bilmiyoruz ki. Niye bu maç tarihlerini önce açıklayamıyorlar? Bu bir kere çok büyük bir soru. Şimdi hakemi geçtim buraya geldim. Dolayısıyla ya çalışanlar çok tembel. Kimse kusura bakmasın. Biz de eleştiri al teknik adam olarak. Biz de eleştiri. Nasıl eleştiri alıyoruz? Taraftarıyla, medyasıyla. Başarısız olduğumuz zaman da başarısızlığın faturasını ödüyoruz. Şimdi hakem arkadaşlarımız ve onları eğitenler, sadece hakemler değil ki ya. Onları eğitenler de. Yani bu gelişmeyi sağlamak zorundalar. Ben de kızıyorum. Çünkü ilk sarı kartlar çok hakemin, yani ya o kadar basit sarı kart verirsen zaten bir faul olacaktı. Ben CC'yi niye oyundan aldım? Onu da atacaktı. Aymen'i alamadım. Nasıl alacağım arkadaş? Kaç kişiyi değiştireceğim? Her sarı kartı yeni oyundan alabilir miyim? Ucuz sarı kartı basıyor, anlıyoruz. Şimdi en ufak bir şeyde bu da gidecek. Dolayısıyla CC'yi oyundan aldım. Almasam onu da atacaktı. Bir kere hakemler çok dikkat etmesi lazım. İlk sarı kartlarına çok dikkat etmeleri lazım. Dolayısıyla giden puanlar geri gelmiyor. Ama en azından sesimizi yükseltiyoruz. Şu anda hiçbir şey yok arkadaşlar. Ama gece 12'ye kadar burası Türkiye. Biliyorsun her şey olabiliyor. Sabaha karşı darbe oluyor yani. Bir şeyler oluyor vesaire. Onun için ama şu anda herhangi bir şeyimiz yok. Yani transferlerle ilgili alacağız, vereceğiz diye bir şeyimiz yok. Ama son dakika gelişmeleri gece 12'ye kadar ne olur ne gider onu bilemem. Konuşulmasaydı, maç konuşulsaydı, iyi oynayan, kötü oynayan konuşulsaydı. Ama maalesef Türkiye'de bunlar zaman zaman yaşanıyor. Galatasaray maçında da yaşananları gerek maç çıkışı, gerekse daha sonra yaptığımız yazılı açıklamada anlattık. Dolayısıyla bitmiş olan bir maçın arkasından tekrar konuşmanın da çok fazla bir fayda sağlamayacağını düşünüyorum. Artık önümüze bakmamız lazım. Kendi huyum, karakterim olarak biliyorsunuz maçlarda galip de gelsek, mağlup da olsak, berabere de kalsak o geceden sonra o maçla ilgili herhangi bir yorumda bulunmuyoruz. Tabii bu yorumda bulunmamak demek o maçta yapılanları veya öncesinde Kayserispor'un aleyhine yapılanları veya başka takımların aleyhlerine yapılanları unuttuğumuz anlamına gelmiyor. Yeri geldiğinde bunları tekrar gündeme getirmek üzere o defteri biz orada kapattık. Şimdi önümüzde 10-15 günlük bir hazırlık dönemi ve sonra Antalya maçına çıkacağımız bir deplasman var. Ona hazırlanıyoruz. Bu arada sakatlarımız var. Onların düzelme imkanı olacak. Ama ne yazık ki 3 arkadaşımız da kaç cezalısı oldu. Onlardan yoksun Antalya'ya gideceğiz. Ama bu devre arasında yeni transferlerimizin de ciddi şekilde hem fiziki durumlarını hem de takıma adaptasyonlarını artırmaları durumunda ben bir eksiklik yaşayacağımızı düşünmüyorum.
Çünkü yıllardır ilk defa derinlikli bir kadro kurduk. Bu yıl gerçekten Kayserispor tam kadro ve tam hazır olduğu takdirde ligde içeride dışarıda galibiyete oynayacak, galibiyete göre performans sergileyecek bir takım durumuna geldi. İnşallah attığımız taş yerini bulur. Evet.